İntegral Forex TV ile yine karşınızdayız. Malum 2020 yılına hızlı bir giriş yaptık. Küresel piyasalarda Amerika ve Çin'le ilgili, Amerika ve İran'la ilgili gelişmeler takip ediliyor. Tabii ki muhakkak İran ve Amerika gündemi biraz daha yoğun haliyle fiyatlamalar üzerinde çok sert tepkilerle karşılaşıyoruz. Şimdi bu yayınımızın konusunu her zaman olduğu gibi aslında biraz hisselerle yapmak istedim. Malum sosyal medya üzerinden bizleri yalnız bırakmıyorsunuz ve söylemiş olduğunuz, sormuş olduğunuz hisse sorularınızı biz de elimizden geldiğince kanalımız üzerinden sizlerle paylaşıyoruz. Dolayısıyla bu yayınımızda da yine hisse üzerine biraz daha yapmak istedik. 14 tane hisse belirledim. Biraz da kanalımızda yayınlarımızın altına yazmış olduğunuz sorulardan derlediğimi de buradan belirtmek isterim. Yani aslında bir nevi de 2020 yılında ilk hisse yayınımı da yine sizlerle yapıyor olacağım. Bu sefer grafiklerim var. Onu da belirteyim çünkü çok fazla sizden bu anlamda öneri geldi. Grafikler olsa biraz daha güzel olur dediniz. Ve biz de sizlerden gelen bu önerileri dikkate aldığımız için bu sefer arkamızda da grafiklerimiz olacak. Tabii ki grafiklerde şöyle söyleyeyim. Biz hani orada bir trend çizmedik. Hani açıkçası mesela şimdi tek fenle başlayacağız. Biz burada hani bir trend oluşturmadık. Yani yükselen kanalı var mı, trendi var mı? Ben biraz daha sizlere sözel bir şekilde bunları anlatıyor olacağım. Hızlı hızlı geçeceğiz. Yine teknik analiz üzerinden yapacağız. Yani bilanço beklentileri değil, temel hikayesi değil. Biraz daha teknik görünümde bakalım bize ne sinyaller veriyor. Bunu sizlerle beraber değerlendiriyor olacağım. Şimdi gördüğünüz üzere grafikte de tek fen var. Tek fenle başlayalım isterseniz. Aslında teknik görünümde biz tek feni oldukça beğendik. Bir kere ortalamaların üzerinde olması bence olumlu. Şu anda da 19.91'lerde tek fen seyrediyor. Yani bugün de 20-30'lara kadar yukarı yönde bir eğim oluşturdu. Yani baktığınız zaman da zaten buradan da çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani yukarı yönde bir eğim isteği içerisinde. Dolayısıyla tek feni takip ediyoruz. 20 liraların üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönde eğimini ben korumasını beklerim. Bu açıdan tek fen görünümde bence olumlu. O yüzden takibe, izlemeye devam. Bir diğer ikinci hissemiz emlak, konut, gayrimenkul. Bildiğiniz üzere zaten biz gayrimenkul sektörünü çok fazla ön plana çıkarıyoruz. 2020 yılında da gayrimenkul sektörüne yönelik talebin daha da canlanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla gayrimenkul sektörüyle ilgili şirketler bu anlamda ön plana çıkacaktır. Sorular arasında emlak, konut vardı. Dolayısıyla listeye onu aldım. Emlak konutta da gördüğünüz üzere teknik bence oldukça güzel. Yani ortalamaların üzerinde yukarı yönde bir eğim var. Evet, biz hani şunu gördüğünüz zaman moralleri bozmayın. Yani aşağı yönde bir eğim oluştu. Malum bu hafta çok ciddi satışlarla karşılaşmıştık biz. Dolayısıyla hani bu satışlarla beraber ister istemez hisseler üzerinde de olumsuz görünümler oluştu ama kendi hikayeleriyle, güçlü görünümleriyle yavaş yavaş toparlanmaya başlıyorlar. Şimdi 1.51'lerde, 1.50'lerde emlak konut. Dolayısıyla 1.50'nin üzerindeki performansı emlak konutta çok önemli. Yani en azından önümüzdeki günlerde de 1.50'nin üzerinde kalırsa bu durum onun yukarı yönde hareketini daha da güçlendirebilir. Olumsuz değilim. Aksine geri çekilmeleri bence değerlendirebilirsiniz diye de düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Aselsan. Malum o da çok fazla sorular içerisinde yer alıyor. Aselsan'ı da bu anlamda listeye eklemek istedim. Ama Aselsan biraz bana zayıf geldi. Çok güçlü bir görünümü yok. Bunu buradan belirtmek isterim. Ki zaten siz de görüyorsunuz. Belki ortalamaların üzerinde diyeceksiniz ama hem ortalamaların üzerinden biraz uzaklaştık hem de gördüğünüz üzere son 2 günlük mumda biraz daha yatay ve zayıf bir görünüm var. Yani şimdi baktığım zaman 22.60'lardayız ve açıkçası 23 liralarda biraz zorlandık. Yani dün de 23'ü aşmakta zorlandık. Bugün sınırlı bir yukarı yönde 23'lerin üzerine tepki aldık ama yine de görünüm olarak çok güçlü değil. Dolayısıyla izleyin ama bir süre daha yatay ve zayıf seyrini ben korumasını bekliyorum Aselsan'ın. Bana pek güçlü gelmedi. Bunu da belirtmek isterim. Bir diğer hissem Tüpraş. Tüpraş da malum çok sevilen bir şirkettir. Biz de aslında beğeniyoruz ama petrokimya tarafı biraz 4. çeyrekte bize olumlu bir tablo çizmiyor. Dolayısıyla fiyatlamalara baktığım zaman tekniğinde de belki yukarı yönde yavaş yavaş bir kıpırdanma oluşsa da yine de çok böyle güçlü bir görünüm belki izlemeyebiliriz yakın zamanda. Bunu buradan söyleyeyim. 125 liralardayız şu anda. 124.45, 124.40 bölgelerinde ortalamaları geçiyor. Yani o gördüğünüz kırmızı ve yeşil
yeşil olanlar 22 ve 50 günlük ortalamalar. Dolayısıyla ortalamaların evet şu an üzerinde ortalamaları bir destek noktası olarak takip edebilirsiniz. Ama 125'lerin üzerinde de yakın zamanda 125-70, 125-30'lardan dönüşlerle karşılaştık. Yani daha tam manasıyla güçlenebilmiş değil. 125'lerin üzerinde kalması olumlu ama 125-70'in üzerine atarsa daha da rahatlayabileceğini ben düşünürüm. Dolayısıyla bu direncin altını çizmek istiyorum. Sasa bildiğiniz üzere integral yatırım olarak zaten beğendiğimiz, model portföyümüze eklediğimiz de bir şirket. Uzun vadeli ve sabırlı bir yatırımcıysanız Sasa'yı zaten bu anlamda öneriyoruz. Şimdi Sasa'da da bakacak olursam 7.78'lerdeyiz. 7.62 ve 6.95'lerde yani o gördüğünüz yeşil ve kırmızı çizgiler yani ortalamalar buralardan geçiyor. Benim için tabii ki 7.62 bölgesi yani yeşil olan biraz daha yakın bir destek noktası. Şimdi baktığım zaman Sasa'ya 7.85'ler hem dün hem de bugün aşmakta zorlandığımız nokta. Dolayısıyla 7.85'lerin üzeri benim için biraz daha önemli. Biraz görünüm zayıf, yatay kalmış yani çok güçlü bir tablo oluşturamıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani yeni bir hikayesi olursa ya da biraz piyasadan destek bulursa bir miktar önümüzdeki günlerde 7.85 üzeri denemesini yapabilir. Ama yakın zamanda ben Sasa'da çok ciddi bir güçlenmede pek fazla öngörmüyorum. Videonun başında söylediğim gibi hisseler yine sizlerin soruları doğrultusunda belirlendi. Yani kendim burada çok yüksek ya da bu hafta çok hareketli diye değil, aksine YouTube kanalımızda yazmış olduğunuz sorulardan değerlendirildi. Dolayısıyla zayıf görünümler de var, güçlü görünümler de var. Karışık bir tablo söz konusu. Şimdi bir diğer şirketimiz Türk Hava Yolları. Malum 2019 yılında biliyorsunuz Türk Hava Yolları'nda biraz görünüm olumsuzdu. Negatifi fiyatladık. Şimdi biraz tabii toparlanmaya başladık ama hali hazırda yine hikayeleri bulunuyor aslında. Dolayısıyla 2020 yılında da biz Türk Hava Yolları'nı konuşmaya devam ediyor olacağız. Şimdi 14.25'lerde orada da 14.35'ler biraz daha zorlandığımız bir nokta. Dün de 14.30'lardan biraz böyle dönüşlerle karşılaştık. Dolayısıyla benim için orada 14.30 ve 14.35 güzel bir direnç alanı. Şimdi gördüğünüz üzere ortalama 13.62, 13.95'lerden geçiyor aşağıda gördüğümüz yeşil ve kırmızı çizgiler. Yani en azından evet bu ortalamaların üzerinde ama hala çok uzaklaşmadı. Her an 14 liraların üzerinde çok güçlü bir alan oluşturamazsa tekrardan bu belirttiğim ortalamalarına doğru bir uzama hareketiyle karşılaşabiliriz. Ama burada önemli olan en azından bu ortalamalarına kadar satışların karşılanıp karşılanmaması olacaktır. Karşılandığı sürece tekrardan tepki alımlarıyla en azından karşılaşmamız muhtemel derim. İzlenebilir ama hala görünüm zayıf. Bunu da tekrardan belirteyim. Bir diğer şirketimiz Goodyear. Bu aralar biraz o tarafta hareketlilik var. Dolayısıyla Goodyear da aslında güzel bir hareket içerisinde baktığınız zaman. Sadece burada gördüğünüz boşluklu tarafı önümüzdeki günlerde bir doldurmak düzeltmek isteyebilir, kapamak isteyebilir. Dolayısıyla eğer biraz görünümde yani özellikle 4.35-4.40'ların üzerine yerleşmekte zorlanırsa ilerleyen günlerde bir miktar bir teknik olarak düzeltme alabiliriz. Ama biz en azından şirket olarak da hani Goodyear'ın biraz daha olumlu olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla bu yapamadığı, geçemediği direnç alanlarını 2020 yılı içerisinde aşmakta başarılı olabilir. İlk etapta 4.35'ler sonrasında 4.50'lerin altını çiziyorum. Bu iki kritik direnç noktası bizim açımızdan biraz daha önemli. Şimdi bir diğer hissemiz Çimsa. Malum çimentolar oldukça ön planda. Haliyle onlarda da bir hareketlilik var. Şimdi burada da Çimsa'ya baktığım zaman aynı şekilde ortalamalarının üzerinde teknik görünümde bir güçlenme var. Sadece geçtiğimiz günlerde 8.30'lara kadar bir sert tepkiyle karşılaşıldı ama oralardan aldığı destekle tekrardan yukarı yönde bir eğim içerisinde 9 liraların üzerine atmış durumda. Bu açıdan olumlu ve bu seviyenin üzerinde kalmaya çabalayacak gibi duruyor. Teknik göstergeler de bana bunu desteklemekte. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 9 liraların üzerinde kaldığı sürece bu açıdan değerlendirmenizi öneriyorum. Tabii ki daha da güçlenmesi için özellikle Aralık ayında daha fazla böyle bir 9'ların üzerinde çok sert hareketlerle karşılaştık. 9.85'lerde zorlanmıştık aşmakta. Bu var ama şu andaki fiyat hareketine uzakta olduğu için şimdilik onu söylemiyorum ama isterseniz parantez içerisinde 9.85'leri daha da kuvvetlenmesi adına ekleyebilirim sizler için. Bir diğer şirketimiz Arçelik.
Arçelik'te de aslında teknik görünüm çok da zayıf değil. Olumluyuz. Ortalamaların üzerinde gördüğünüz gibi yukarı yönde bir eğimi var. 21 liraların üzerinde şu an 21.45'lerde seyrediyor Arçelik ve 21.85'ler bugün aşamadığımız noktalar. Dolayısıyla biraz hani oralarda yorulmuş gibiyiz. Yani bir miktar kar satışı almamız muhtemel ve bir miktar 21 liralara doğru hareket oluşabilmesinin de muhtemel olduğunu eklemek istiyorum. Ama en azından genel görünüme bakacak olursam çok da olumsuz değilim. Yani 21 liralara kadar olası satışlar karşılanırsa tekrardan bu noktalar değerlendirilebilir. Geri çekilmelerde şimdi ortalamalarının yeşil olanı 20.35'lerde, kırmızı olan da 19.90'larda. Yani aslında biraz daha çok ciddi bir satışla karşılanması durumunda bu ortalamalara kadar gelip gelmeyecek burada izlerim. Ki gördüğünüz üzere mesela en yakın zamanda 20.30'lar, aslında orada tam olarak yeşil çizginin geçtiği nokta. Aslında orada 22 günlüğü orayı çok iyi çalıştırdığını gördüm. Dolayısıyla grafiklerinize 22 günlük ortalamayı ekleyebilirsiniz. Orayı güzel çalıştırıyor. Yani olası çok ciddi satışlarda bakalım bu sefer 22 günlüğünden destek bulacak mı, bunu görürüm. Ama söylediğim gibi biraz yorulmuşuz. Genel görünümde de özellikle 21.85'in üzeri benim için önemli. Yapamaz ise bence geri çekilmelere fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Sigortalarla ilgili soru vardı. Biraz sigorta sektörünü ele alabilir misiniz demiştiniz. Ben orada biraz da baktığım zaman Aksigorta'yı ele almak istedim sizler için. Aksigorta'da bir hareketlilik var. Evet, biraz böyle bir yorulmuş aslında. O kadar da çok güçlü gibi durmuyor. Ama en azından sigortalar tarafında da bir hareketlilik olduğu için orada da isterseniz 6.35'leri bence yukarıda direnç olarak izleyebilirsiniz. En azından bu direnç noktası hisseyi daha da rahatlatabilir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla ana resimde 6 liranın üzeri olumlu. Daha da olumlu olabilmesi için 6.35'lerin üzerini izlemenizi öneriyorum. Şimdi ortalamalara gelecek olursam 5.60 ve 5.95'lerden geçiyor ortalamalar. En azından en kötü senaryoda en yakın izleyeceğim nokta 5.95'ler olur. Yani tam olarak yeşil çizginin geçtiği 22 günlük ortalaması olan noktadır. Bakalım önümüzdeki süreçte eğer çok kötü bir senaryoyla karşılaşırsak, olası satışlar bu noktaya kadar karşılandığı sürece tekrardan yönümüzü yukarıya çevirebiliriz. Yavaş yavaş sona geliyorum. Bir diğer şirketim Teknosa. Teknosa aslında biraz böyle çok fazla güven vermiyor. Zaten gördüğünüz üzere orada bir boşluk var. Önümüzdeki süreçte o boşluğu kapatmak isteyebilir. Teknik bir düzeltme gelebilir diye düşünüyorum. Zaten Ocak ayı içerisinde 5.70'lere kadar çok sert bir hareketle karşılaştık. Şu anda da 5 liralardayız, biraz sınırdayız ve biraz sanki 5 liraların altına doğru bir eğim yapma isteği oluşturabilir. Ama bu sizi korkutmasın. Söylediğim gibi 5 liraların altında da en azından bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Ortalamalarını şimdilik söylemiyorum. Ortalamalar çok daha aşağıda. Ama 5 liraların üzerinde kalamaz ve bir miktar aşağı sarkarsa en kötü senaryoda ilk olarak 4.75, ardından da 4.60 bölgelerini izleyin. Buralara kadar karşılanırsa belki buraları bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Ak Enerji. Malum enerjilerde de çok ciddi hareketler söz konusu. Ak Enerji tarafına da baktığım zaman aslında bugün güzel bir hareket içerisinde. 1 liraların üzerindeyiz. 1.15'li seviyelerden biz Ak Enerji'de en yüksek seviyeyi gördük bugün içerisinde. Aşamadığı için belki burayı siz de isterseniz bir direnç noktası olarak takip edebilirsiniz. Ana resimde 1'lerin üzerinde kalacak gibi duruyor. Göstergeler biraz bunu destekliyor. Olumsuz bir tabloyla karşılaşmadığımız sürece bence önümüzdeki günlerde Ak Enerji'yi 1 liraların üzerinde konuşmaya devam edebiliriz. Ve TAV Havalimanları. Orada da 29.30'lu seviyelerdeyiz. Şu anda aslında şöyle söyleyeyim, o tarafta da ortalamalarının üzerinde TAV Havalimanı. Yani en azından teknik görünüm kötü değil, olumlu, yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Teknik bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla bu açıdan dikkatli olun. 29 liraların altında olası geri çekilmelerde de 28.75'e kadar karşılanıp karşılanmamasına bakmanızı öneriyorum. Ama TAV sevdiğimiz ve beğendiğimiz bir şirkettir. Dolayısıyla bu tarz geri çekilmeleri de değerlendirmeniz mümkün derim. Ve son olarak
Telekomünikasyon ve Türk Telekom yani. Şimdi Türk Telekom'da da bugün güzel bir hareketlilik vardı o tarafta. Yine aynı şekilde göstergeler olumlu, ortalamalarının üzerinde. 7.89'lardayız ve şu anda da aslında daha doğrusu 7.85'lerdeyiz. 7.89 en yüksek gördüğümüz nokta. Yani bir nevi direncine yakın bir noktada. Dolayısıyla ben önümüzdeki günlerde 7.90'ları takip ederim. 7.90'ların üzeri şirketin yani hissenin 8 liralara doğru hareketini daha da destekler. Bence göstergeler olumlu. Biraz hareketlilik başlamış Telekom'da. Zaman zaman kar satışı görebiliriz ama ana resimde ben biraz daha pozitif bakıyorum. O yüzden de belirtmek isterim. Söylediğim gibi yine aslında sizlerden gelen soruları derleyerek 14 tane hisseyi ele aldım. Bu sefer arkamda grafiklerim vardı. Evet, bir trendi var mı, kanalı var mı diye tek tek belki sizlerle paylaşamadım ama elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bizler yine hisse üzerine yayınlarımıza önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacağız. Bizleri izlemeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olun. Şimdiden herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.